Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Burak Kut fırtınası esti. Bu akşam da Şişhane Meydan Açık Hava sahnesinde önce Number One Türk FM yayın yönetmeni DJ Kadir Çetin setup'ın başında coşturacak. Ardından saat 20.30'da Evdeki Saat sahne alacak. Amerikalı iş insanı Elon Musk kendi parfümünü piyasaya sürdü. Parfümünü dünyanın en iyi kokusu olarak lanse eden Musk, sosyal medya biyografisini parfüm satıcısı olarak güncelledi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisi İspanya'da gündem oldu. Dizi ülkede Secretos de Familia adıyla yayınlanmaya başlayıp daha ilk bölümüyle 2 milyon izlenme alarak gün birincisi oldu. 11 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in 7 Ekim'de çıkan yeni şarkısı Lavender Haze'in sevgilisi Cole Allwine'le ilişkisi hakkında olduğu ortaya çıktı. 2016 yılından beri birlikte olan ikiliden popçu, Lavender Haze'in içindeyseniz bu her şeyi kapsayan aşk parıltısında olduğunuz anlamına gelir dedi. İrlandalı aktör Pierce Brosnan'ın üçüncüsü çekilmesi planlanan Mamma Mia filmi hakkında görüşlerini paylaştı. Şimdilerde yeni filmi Black Adam'ın tanıtım turunda olan 69 yaşındaki Brosnan ise üçüncü film beklentilerini karşılıksız bırakmayarak ben de varım tabii ki dedi. Survivor yarışması sonrası şarkıcılık kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder'le neden ayrıldığı hakkında konuştu. Milli futbolcuyla birlikteliği kısa süren Kalaycıoğlu ayrılık nedenini, Cengiz'le birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. İstediğim sektöre sıcak bakmadı. 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir sözleriyle anlattı. Adı Brad Pitt'le aşk dedikodularına karışan dünya ünlü model Emily Ratajkowski, Çin yemeği yemeye giderken tercih ettiği kıyafetiyle dikkat çekti. 31 yaşındaki model file elbisesini iç çamaşırıyla tamamladı. Ratajkowski'nin kıyafeti kadar dansı da gündem oldu. 90'lı yıllara damgasını vuran 54 yaşındaki müzisyen Murat Kekili, Kuruçeşme'de verdiği konseri motosiklet üzerinde çıktı. Kekili yukarıdan indirilen gitarıyla en sevilen parçalarını motosiklet hareket ederken seslendirdi. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın son yayınladığı rapor, 1970'lerden bu yana yaban hayatı nüfusunun 2/3'ünün kaybedildiğini ortaya koydu. Rapora göre, son 50 yılda yaban hayatı popülasyonu %69 azaldı. Yaban hayatının yok olmasına ormanlık alan kaybının, kirliliğin ve iklim değişikliğinin neden olduğu belirtildi. Beko Android TV spor haberlerini sunar. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe B grubundaki 4. maçında AEK Larnaka ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Sarı Lacivertli temsilcimiz puanını 10 puana yükseltti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililer sahadan galip gelmesinin ardından ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldi. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Balkani ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Sivasspor grubunda 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubu 4. hafta maçında Letonya'nın Rigas Skola takımını 3-0 mağlup etti. 3. galibiyetini alan Başakşehir puanını 10'a yükselterek gruptan çıkmayı da garantiledi. Beko Android TV spor haberlerini sundu.